almayı planlıyorsunuz ya da yatırım için arsa almayı. Bunun için nereyi tercih edersiniz? Elbette popülerliği olan ya da yakın zamanda popüler olacak bir yeri. Sultanbeyli bugüne dek gecekondulaşmayla adını duyursa da kentsel dönüşümle birlikte bölge modern yapılarla adından söz ettireceğe benziyor. Bu bölgedeki değişimde sorumluluk üstlenen Demkar Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Demir, Sultanbeyli'nin avantajlarını Eko Gündem'de anlatıyor. Dünyanın en kalabalık ve emlak değeri açısından en pahalı şehirlerindendir İstanbul. Taşı toprağı altındır. Bu durum yıllar boyu göç almasının en temel sebebi olmuştur. İlçe yoğunlukları göz önünde bulundurulduğunda hızlı artışla ilkler arasına adını yazdırır Sultanbeyli. Anadolu'nun her şehrinden nüfusa sahiptir. Yıllar içinde oluşan çarpık kentleşmeyle adını duyuran ilçede bundan böyle kent kimliğine uygun nitelikli yapılar inşa edilmeye başlanacak. Bu değişimde sorumluluk üstlenen kurumlardan biri de Demkar Grup olacak. Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Demir, 80'li yıllarda geldiği İstanbul'da bugün lojistikten akaryakıta gayrimenkule çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyor. Kurucu Demir yola çıkış hikayesiyle söze başlıyor. Gümüşhane, Çelçik'te yani ilçesinin de doğmuş, Erzincan'da büyümüş işte askere kadar. Erzincan'dan askere gittikten sonra Suudi Arabistan'da 7-8 yıl iş hayatımız oldu ki o dönemler hakikaten Türkiye'nin de zor zamanıydı. Gurbetin de zor zamanıydı. Yani şimdi gidip gelmek de kolay, çalışmak da kolay. O şartlar çok zordu önceki şartlar. Ama günümüze şükür olsun, saatimiz yerinde. İlçede nüfus artışı baş döndürür cinsten. Erzincan'dan buraya hicret etmemiz 1987-88 başlarında oldu. Sultanbeyli'ye geldiğimizde 3500-4000 nüfustu. Bir köydü burası. Şu an itibariyle yaklaşık 400 bin nüfusu vardı. Ki Türkiye'de değil belki dünyada böyle hızlı gelişen ikinci bir ilçe olduğunu duymadım, işitmedim. Fakat tabii bu böyle büyümek de çeşitli sorunlar getirdi. Gece kondu şeklinde büyüdü. İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Sultanbeyli, 90'lı yıllara değin küçük bir yerleşim birimiyken iç göç patlamasıyla düzensiz büyüyor. Aslında biz gece konmadık, gündüz konduk. Neden gündüz konduk? O dönemlerde büyük şehre bağlı olmadığımız için ilçe belediyesi idare ediyordu. Vatandaşlara da gece değil gündüz konuyordular. Bu gündüz konmalar yaklaşık Sultanbeyli ilçemizde 45-50 bin yapı ruhsatsız, tapusuz tabir ettiğimiz veya hisseli tapu üzerine kurulmuş bir şehir. Yani Anadolu'da büyük bir şehir diyelim. Bizim 2004 yılında AK Parti'nin belediyeyi almasıyla beraber bu gece kondu veya gündüz kondu işleri yasaklandı. Ondan sonra bir resmiyet kurumsallaşma geldi. Sultanbeyli artan nüfus nedeniyle 1992 yılında bağlı bulunduğu Kartal'dan ayrılarak ayrı ilçe yapılıyor. Bir bölümü devlet ormanlarıyla kaplı olan ilçenin komşuları, doğuda ve güneyde Pendik, batıda ve kuzeyde Sancaktepe, güneybatıda ise Kartal oluyor. Bizim 22 bin dönüm civarında bir arazimiz var Sultanbeyli'nin, ormanlar hariç. Yaklaşık 5-6 bin dönümde sağımızda ve solumuzda ormanlarımız var. Çok yani lokasyonu güzel bir yerdeydi ilçe olarak. Orta yerinden otoban geçiyor. Yaklaşık bu yeni giriş çıkışla beraber kuzey 3. köprüden gelen bağlantıyla 4 tane sağımızda solumuzda giriş çıkışı olan bir ilçeyiz. 50 bin kadar binanın bulunduğu ilçede ruhsat alınan binaların sayısı ne yazık ki bini bulmuyor. Bugüne kadar 850-900 tane yapı ruhsatı almışız. Aşağı yukarı 2004-2000 şu anda 16'ya girmişiz. Ki bu çok az bir rakam. Bunun temel sebebi %30'u civarı uygulama görmüş Sultanbeyli'nin. Diğer kısımları 9000 dönüm civarı hisseli tapu.
aşağı yukarı bir 3-4 bin dönümde 2B statüsünde olan arazimiz vardı. Tabii bunların üzerine yeni bina yapmak ancak uygulamayla olur. Mülkiyetin altyapısı düzelmesiyle olur. Ancak böyle gelmiş, böyle gitmiyor. Değişim başladı diyor Aslan Demir. Sultanbeyli'nin yapısal geleceğinden umutla söz ediyor. Bizim yani geleceğe umudumuz şöyle. Biz 30 yıla yakındır, 25-30 yıla yakındır burada her türlü sıkıntısını çektik Sultanbeyli'nin. Tabii inşaat sektöründeyiz o günden bugüne. Kısmen emlak hobi olarak alıyoruz, satıyoruz veya işte alıp daire şeklinde, konut şeklinde, iş yeri şeklinde yapıp satıyoruz. Beklentimiz çok büyük ki yakın zamanda diyoruz Sultanbeyli'nin 40-50 bin konut değil de binası yıkılmaya muhtaç, kentsel dönüm ihtiyacı olan binalarımız var. Bunların yapılması tabi tapuların, bu işçileri tapuların uygulamalarının yapılması, bir de hükümet yardımıyla veya büyükşehir yardımıyla bizde yıkılıp yapılmanın cazip hale getirilmesi, yani plan notlarının kademeli olarak yükseltilmesi ki yıkılan gecekonduların yerine yeni yüksek binalar, daha çok yeşil alanı, otoparkı olan yerler, çok güzel şehir çıksın ortaya. Tabi bu kısmen başladı. Sultanbeyli'nin değişiminde rol üstlenen firma, ilçenin modern yüzünü temsil etmeye tasarım ofisiyle başlıyor. Sultanbeyli'nin kalbinde bir ofis yapalım dedik. Bu ofis Sultanbeyli'nin imajını değiştirmeye de yarasın. Sultanbeyli hakikaten İstanbul'un, yani Türkiye'nin bir mozaiği diyelim. Hem Anadolu yaşıyor burada, hem İstanbul yaşıyor. Hem insanları sıcak, komşuluk ilişkileri iyi. Yani Sultanbey'in geleceğinden çok ümidimiz var. Ben şahsen kendim öyle düşünüyorum. Onun için çocuklarıma da böyle bir ofis binası alalım dedik, aldık. İşte onlar da dizayn ediyorlar. Şirketin ikinci kuşak temsilcileri yönetimde yerini almaya başlamış. Bu durum en büyük gururu oluyor yönetim kurulu başkanı Aslan Demir'in. Burası mimarlık ofisi, bir iki katı. Bir katı emlak gayrimenkul ofisi olarak faaliyet gösterecek. Yine şirketin genel anlamda diğer petrol kolu, yine lojistik kolu, iş makineleri, harfiyat, yani daha değişik kollarda da hizmet veriyoruz. Onların da merkezi burası olacak. Yani burada tabiri caizse beyni burası olacak. Biz artık yavaş yavaş, hani yaşımız itibariyle de biraz geri duracağız. İşte bizim delikanlının bir tanesi mimar, o burayı dizayn ediyor. Bir küçüğü inşaat mühendisliği okuyor, inşallah o da buraya gelir. Diğer büyükleri de emlak, alım, satım, inşaat, onlarla uğraşacaklar. Ruhsat sayısının artması belediye bütçesine de katkı anlamı taşıyacak diyor Aslan Demir. 850 tane ruhsat vermişiz bugüne kadar. Çok cüzi bir rakam. Halbuki biz ayda 50 tane, 100 tane, 150 tane ruhsat, yapı ruhsatı verebilsek ki hem çevre çok canlanacak. Yani lokantasından, gıdacısından tutalım inşaat sektörüne kadar ki büyük bir bu ruhsat sayıları büyük bir canlılık getiriyor. İkincisi belediyenin bütçesine de büyük katkısı olacak. Tabii bu katkılardan vatandaşa geri dönecek inşallah, iyi olacak diye düşünüyorum. Yeni binalar daha çevreci, yeşil alanı bulunan, enerjide verimli, mimarisiyle göz alan akıllı binalar olacak. Tabir caizse toz dumana katışacak Sultanbeyli'de. Daha güzel şeyler olacak. Hem şehrin yapısı, çehresi değişecek. Çok modernize olacak. Öyle de bir şansımız var. Yeni yapılacak. İşte 2016-2025 arası veya 2023 hedeflerimiz var. Bu arada o tarihe de uygun, hem tarihi anlamda mimarisini hem de yeni modern anlamda ikisini birleştirerek güzel bir şehir çıkacak inşallah diye düşünüyoruz. Bölgenin yatırım değeri yükselecek. Dolayısıyla buradan konut ve arsa satın alanlar şanslı olacak. Devlet işine hiç girmedik, almadık. Özel sektörde çalışıyoruz. Kendimiz yapsat yapıyoruz.
veyahut da taahhüt işi alıyoruz, özel sektörden yapıyoruz. Tabii 2001 yılından beri şeyimiz de var, petrol ofisi, bayiliğimiz var, devam ediyor. O sektörde de çalışıyoruz. Ulaşım sektöründe varız. O zamandan beri hem yönetim kurullarındayız, işte minibüs, otobüs taşımacılığında varız. Şu anda emlak hobi benim için. Çünkü İstanbul'da aslında emlakçılık da ayrı bir zevk, yani ayrı bir şey. Neden? İstanbul'un taşı toprağı altın. 1 lira yatırıyorsan hiçbir zaman zarar etmeyen bir şey yani İstanbul'da. Ne alırsanız alın, hiçbir zaman geri, yani zararınız olmaz. Sultanbeyli ve çevresindeki ilçelerde başlayan değişim Aslan Demir'i heyecanlandırıyor. Yönetim Kurulu Başkanı, yarışta biz de varız diyor. Pendik'te bu biraz daha önde başladı. Çünkü ondan alt yapıları, yani temelde bu tapu konumunda alt yapıları müsaitti. Bizden daha önce, bir adım daha öndeler. Ama biz de onlara yetişiriz. Çünkü bizim arazimiz onlar kadar yok. Hızlandırırsak inşallah belki onları da geçeriz. Yani biz yanımızdaki ilçelerin de iyi, mesela Sancaktepe de çok güzel gelişiyor. Gelişmesinde mutluluk duyarız ki biz de onları geçmek için yarış yapacağız. Yani bizim de amacımız o. Tatlı bir rekabet. Bir ev satın alacaksınız veya yatırım için arsa almayı planlıyorsunuz. Bunun için nasıl bir yer seçerdiniz? Elbette popülerliğini koruyan veya gelecekte popüler olacak bir yeri. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanı Sultanbeyli'nin avantajlarına değiniyor. Anadolu'dan, Ankara'dan veya daha değişik şehirlerden yüksek hızlı tren ilk defa Sultanbeyli sınırında, Pendik ve Sultanbeyli sınırında ilk durağı olacak. Bölge çok müthiş olacak. Hem havaalanı yanımızda, Seba Gökçen Havaalanı, ki buradan diğer havaalanlarına metro ile bağlantılar olacak. Otoban E5'i, E6'sı, yani ulaşımı da çok güzel. İki yakamızda orman, nefis havası var. Bunları değerlendirmek lazım. Sultanbeyli bugünü kimseyi aldatmasın. Yarınlar için çok şey ifade ediyor, çok şey ümit ediyor, ümit veriyor. Şirket Sultanbeyli ve çevresinde projelere devam ediyor. Kurtköy'de de yaptık. Sultanbeyli'de de yaptık. Hala yapıyoruz, devam ediyoruz. Bu bazen elimize arsa istediğimiz büyüklükte olmadığı için bir blok, iki bloklu ufak siteler de oluyor veya apartmanlar şeklinde de olabiliyor. Geleceğe umutla bakan Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Demir, daha güzel günler yaşamamız temennisiyle sözlerini noktalıyor. Ülkemiz inşallah bundan sonra daha iyi günlere gidecek, daha huzurlu günlere, daha ekonomisi iyi günlere gidecek. Etrafımızdaki ateş çemberi yavaş yavaş sönecek, huzur gelecek diye düşünüyorum. Bu günleri atlatacağız. Yani bizim tarihimiz itibariyle de bu sıkıntıların olması doğal. Sabredeceğiz, iyi idare edeceğiz. Geleceğe umutla yürüyeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum ben de size.